Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Analı kızla yine biz erkenden mutfağa girdik. Her şeyden kaçışımız var ama bu mutfaktan kaçışımız yok. Akşama iftara muhakkak bir şeyler sofraya konacak. Hak dedim, bugün de yeşil fasulye, yani kuruttuğumuz yazdan fasulye pişireceğim. Yanında bir pirinç pilavı. Bir de dolap kurcalamışken hani elime fişne geçti. Daha doğrusu erik aradım. Kendi bahçemiz, ağacımızda erik, ondan bitmiş. İyi kötü de bayağı da fişne de çokmuşmuş dolapta. Ona da vurdum, şekerine kattım. Azıcık daha kaynayabilsin. Bundan sonra altına kapatırım ben bunu. Erin postası daha lezzetli oluyor ama fişnenin önceden seviyorduk. Eriye alışalım. Fişneye dönüp de bakmıyoruz değil mi kalem postasına? Evet, öyle oldu. Bu da burada börtük olsun. Ben soğanını kavrulasıyla da. Demin kalem biz içerideki pat pat diye ses geliyor diye makinede evet. Çamaşır. Aha bu tencerede. Değil ki. Bak normalde kullandığım çoğu tencereler Emsanya markası. Kalın evet. Tabanı. Bu o kadar değil. Bunun tabanı ince yalın. Bu da kaynayın derken hoşaf böyle patlıyor. Anladın mı? Anladım. Sütte de o fark ettim ben buna. Sütte de yanından ayrılamıyorum kaynadıkını. Böyle pat pat diye ses çıkarttırıyor. Buna bu şekilde geçen sene çoğunu böyle cizimle yaptım. Çoğunu da şey yaptım. Astım mesela, yeri sermeden ipi uzun uzun. Bunda da böyle domatesli pişirebildim. Domates sulu, salçalı yapacağım. Bugün tavukların yerlerini temizledim. Zamanlarda temizlenecek duruyordu. Onları halleder. Mallara elmeden kardeşim öyle düşündüm diyordu. Bir enen diyordum ya, ineceğin, geri çıkacaksın. Bence de. Onun için mallara elme vaktinde bir saat öncesi eni ve sen bir buçuk saat öncesi temizleyin. Ben de rahata kavuşayım, tavuklar da rahata kavuşsun. Onları salmadık, birazdan ya sen salıyor. Köpeklerimizi de etlerini çıkardık. Bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bakınız bunlar sırtına boyun kısmı bir oluyor bütün. Poşetliyoruz biz bunları. Böyle koyuyoruz. İki günde bir çıkarıp veriyoruz. Kasenin içinde de bir önceden eşim neydi alıyordu? Baklavayı çok almışmış. Bir davet yapmıştık. He, o zaman da zebil olmasın dedim. Dolaba böyle kaselere kattım, koydum. Ama ne kadar da olsa da kendi yaptığımız gibi olmuyor. Dolapta sana kadar dışta kalmış gibi, bir de şekerlenmiş, şekerleniyor. Yenileri inmez. İnmeyen de kalanla tavukları veriveriz. Onlar da iyi verir. Azıcık da zeytinyağı kaçır ki turşunu şurada ya doğru da olsun. Bu zaten fasulye kaşığı. Bu börk de artık. Şimdi ben bunun suyunu süzeceğim. Kaşık. Çok az pişirdim. Mübarek günde inmez diye. Yine de elimde aza varmıyor da. İki gün yeriz artık. Düğü de çekmedik. Kardelen biraz kafa sağladı. O yattı. Dün azıcık etimizden kaldıydı. Karnı çorbası vardı. Ondan sonra çay demlettik. Galfaltı türü. O şekilde yedik. Şimdi bu soğanın kavruldu. Azıcık da salça. Bak gördün mü? Hmm, takır diyor yine. İtten nasıl da kaynıyordu. Tak tak da içeriden nasıl koştum geldim. Çamaşır makinesi sesi gibi dedim ya. Ne oluyor? Şöyle domates suyumuzu da katalım ki ama şişelerde var ya, şu rengin görünüşünü çok seviyorum. Ben çok hoşuma gidiyor. Bu sene yaparsam yaza tabii ki. Bu şişelerden çık olursa ilk dolduracağım şişeler bunlar olacak herhalde. Var bunlardan da ama yine en çok onlardan birikmiş şişelerde. Gozoz daha çok içiliyor. Şey, maden suyu. Evet. Hiç su katmadan ben bunu
Azıcık da bu şekilde tıkırdayacak. Yukarı ıslatacağım. Hatta yukarıya da aldım geldim soğan kavrasıyla da bir koşuna. Kardelen de çatıdaymışmış. Maden su şişeleri vardı. Onları götürmeye gitmiş. Sen dedim aparatı getir ve şöyle yakından gösterelim. Bakınız. Aynı nasıl yazın bahçeden koparıyorsak hem tazeliği aynı oluyor hem görünümü de yemyeşil duruyor. Şuradan bir tane kaşık çıkarın. Kapağını ödeyelim. Anne şu camı ama perdeyi bir tık indir versene. Şimdi buraya geçeceğimiz için. İyi mi? İyi. Şu artık deminden de kaynıyordu. Şekeri girince kaynaması geçti. Şeker soğuk olunca. Bunu kapağını kapatın. O tamamdır. Şimdi sıra geldi yukı ıslamına. Bu aparatına iyi oluyor. Ama bazen insan da çok ettiği zaman sıkılıyor. Elinle mecbur ıslatacak mesela bir ilyenin için yatasına. Sabah sabah iyi bunun otundan geliyor. Yuka yaptığı zaman arkadaşlar neşe dostu gidiverdi böyle ıslatmıyor. Yazık bu hani fazla oda olmadığı için muhafaza edemediği için bunu pek şey etmiyor. Islamalı yufka yapıp dolaba koyuyor. Yiyeceği zaman çıkarıyorlar. Aceleye geldi mikrodalgada iki çevirttiriyordum. Aynı saçtan inmiş gibi oluyor. Ama onun lezzeti de güzel. Ansın ama bunun kokuluca daha da güzel oluyor. Kuru olduğu için. Dört tane ıslatçı. Dolabın soğuğu da yenilir. Pide almayan diyoruz bugün. Şimdi tam 20 dakika beklemiş oldu. Islattığımız yuka. Üzerini bir kat daha örttüm. Onu aldım üzerinden. Çünkü tek olursa o kadar kabarmaz. Şimdi gelin bakınız. Çok mu ıslatmışım kız? Ana, bir şey olmaz ya. Akşama kadar mantar gibi olur o. Ama alttakileri bilmiyorum. Bak şurası hafif kalmış. Onu içine katıverince oraya şimdi su döksen olur mu? Ha, bunlar ıslaklı ya, hafif ya. Anladım. Ondan o sorar. Tamamdır. Yemek kaygısı bitti. Salatada da kardelenden. Mallara bakması bende. Aradan biraz vakit geçti. Annem şimdi artık kümesleri temizlemeye başladı. Şöyle size göstereyim. O epey de varmış. Tavuklar da hemen aklamaya gelmişler. Temizleme ekibi. Kız onlar yardım ediyorlar bana. Ben şuraya kazıdım. Ondan sonra buraya kazıcam. Çünkü devamlı boşta bırakıyorum burada tavukları. Öbür kütürlü olsa dar gelecek. Saman attık diye eşelendir. Taraman çık oradan bakın oğlum be. Burada da delik olduğu için buradan atatıvereceğim tersi. Benim için kolaylık olacak galiba. Allah. Arkamda teneke varmış gördüm. Oraya koyuyorum ya ben onu ya. Evet. Ondan. Yumurta kaç tane aldın anne? 9 aldım şimdilik. Kaz yumurtlamış mı? He? Kaz. Yatıyor orada yavaşçık göster. Yerde yatıyor. Ay, onu da gördüm yok gerçekten sen demesen. Yeri bir dakika ay. Diyor doğru mu geçmiş? Bir saniye yapamadım ya. Görüntü gitti. Heh. Bak samanından şu kasadaki samanı almış yere kardeşim bak şöyle. Dur göstereceğim ekle.
Oraya boşalttırmış samana. Hı hı. Bu yoda oraya geçmiş. İnşallah yumurtlayacaktır yani. İnşallah. Bu arada babaannem görmüş. Bizim kazlar onlardan tarafta durdukları için böyle yer yapıyormuş kendine. Öylelikle annem buraya sürdü geldi kaza. Yani yumurtlayacağını anlıyor babaannem de görünce. Kameradan baktım ben, neşeleniyor kardelen. Belki öncelerden yumurtlamıyoruz. Yumurtluyorsa biz görmediysek. Oha, aynen babaannem de öyle dediydi. Olabilir. Ya karabaşgil yapar ya toramangil. O zaman Allah'ın yumurtlayışı olduktan sonra. İnekler de bizim sesimizi duydukça böyle işiyorlar. Daha sizin aynen sizin normalde de. Daha erken. Evet annem artık işini bitirdi sayılır. Daha bitmedi kız. Bitirdi sayılır dedim kız. Daha bitmedi ama işte bitirdi şurası sayılır da. Kaldı be. Şurayı zaten bir fırçalayamadım, üzerini buraya ellemedim. Buradan da atıyorum. Ama maskeyi çıkaracak şey kalmadı. Yüzüm bir terledik, anlatamam. Önemli olan babasını almakta. Toprak olduğu için alt allaklar ıslak değil. Şurası var. Şurasının kemeresini de alsam. Ha şuraya kemeresini de alacağım. Buraya da süpüreceğim. Şu kabasını bir aldırsam mı? Geç bakalım ya. Annem burayı böyle bıraksa gitse tavuklar aynı. Şey olurlar. Değişmiş olurlar. Emeklerin boşa gider. Hangi küreyi unutuyorum ben ya? Büyükle. Tamam büyüktü de şu şey küstü küreyi de. Ararız sonra. Evet, köyde yaşayınca her zaman tabii ki ev işiyle olmuyor. Bazen de böyle bahçe işiyle, damda, avluda insanın günü geçebiliyor. Bugün de annemin öyle oldu bakalım. Bunların da artık kemiklerini, mamalarını verdim. İşte kedilerin her zaman karnının doyduğunu buradan anlıyorum zaten. Gidiyor mu diyor. Evet, öyle bir bakış attı. Gaz yumurtladıysa dürtünler de tam da. Beni niye sardıktan sonra malları çıkarız. Alıp o da geziniyor için yumurtlayışsın. Bu samanı arka tarafa mı dökeceğiz? Hayır, bunu çuvala katacaksın da. Hı. Gazdan kafa altına atarız. Hı, anladım. Şimdi de arkaya tarafı döküyordu. Gaz yumurtladıysa bakalım, gelen de salıverim ona. Bakalım. Kirliyi kaçırmayalım, olmalı oldu mu? Bu telefonun bende kaldı, dursun mu? Cebimi kasarım ben birazdan onu. Bak kalamadı, dibinde kaldı, deşileniyorlar gördün mü? İşlerine. Yumurtlamış bakanlık. Dur bir dakika, merak ettim, bekle. Tüh, ilk yumurtası değilse yandım galiba. Hadi ya. Ha, köpek gidiyse dışlara atıyorsun. Yumurta atıyorsa... küçük gibi anne. Bence ilk yumurtası. Belli de olmaz tabii ki. İlk. Yavrum yazık. Demin sarı bir iç yatıyordu bak. Küçük yumurta yumurtlayan buymuş. Gördün mü? Hmm, küçücük kaz ve tavuk yumurtası, ama bu biliç yumurtası. Belki bu ikinci yumurta olabilir. Bilemem de. Bence çok yumurtlamamıştır. Bu ilktir ya. Bilemedim. Bugün babaannem nasıl gördüyse başka zamanda yumurtladığında fark ederdi bence. O zaman öbür gün nerede süreyin gelen de. Başka yumurtlarımız oldu mu?
Toplam bugün 10 tane yumurta almış olduk. Şimdi de sıra geldi inekleri dışarı çıkarmaya. Ben her zamanki gibi burada bir yerimde bekliyorum. Annem bağırıyor vallahi. Öksüz aynı yerinde uyuyor. Bunu akıllı diyorduk ya, sonradan bağır. Evet evet çıktı, gelme sen. Hadi kızım. Dışarıda yonca olmasa çıkmaz bunlar, geri dönerler. Karabaş ne haber? Biz seninle uzun zamandır görüşemiyorduk sanki. Yavrum kıyamam ya. Allah'tan düşmedi. Koca kapıya sığamadı ya. Bunlar da yarın iyi ikisi. Demek sen emmi bu küspeyi sevdin ha? Küspedin hani su olacak ya. Bu küspede oldu mu yormuş. Bu sonradan alınan küspeler miydi ki? Hmm. Evet öyle değil mi? Karabaş yiyeceğim mi? İnsanın yiyesi geliyor vallahi. Ya. Evet artık inekler de bakıldı. Karaman gel dama girsen. Söz dinlerse tabii ki. Gel seni dama koyabileceksin gel. Gel sen dama gel. Gel. Toraman gel bakayım. Toraman gel gel oğlum. Ben yukarı odun çıkayım da. Kedinin biri yok kardelen. Hangisi? Bunun altta Rıfkı yok herhalde. Böyle aynen Rıfkı yok, hepsi var. Son dili, kasiye, minyatür. Rıfkı yok. Elimde bir şey var gibi geldi de, kıl gibi ama yok. Kardelen geçenlerde bayağı oldu, deyiz ki demişmiş. Benim de aklıma geldi, dedik biz de babamın onun salatasını yapan şöyle dış kabuklarına. Dur yapacağımız kadar yapalım da. Eşim evde yok, dün yoldan geldi, bugün geri yola gitti. Geçenlerde nereye gittik Kardelen? Karmanmaraş'a mı? Evet. Yine oraya gitti. İş yeri oradan yükselmişler. Oraya gönderdiler. Oradan da alıp yükü başka yere götürecekti. Kardelen de özendiydi ya gideyim diye. Mübarek gün hem diye. Bu defa da gözüm yemedi ya. Uzun yol ya. Kardelen bir de o, sonrasında Mersin'e geçti mesela. Eşim bilene geçen yolda hangi şey İstanbul'da olmasın lazım. Aşk aldım dedi. Mesela sabahtan akşam kadar dedi. Hani zaten soramıyorum dedi. Dışta şeylere satıyorsunuz mu dedi de. Bu yayını yolluk atıverdik galiba. Yapacak bir şey yok. Fabrikada normalde yemek yiyormuş babam. Orada sormamış millete oruç musunuz diye. Dışarıda da alacağı yer kapalıymış o yüzden. Mübarek gün olduğu için kapalıymış. Onun için ıncık gıncık evden domatesdir, salatalıktır, zeytin, peynir ayarlayıverdik, katıverdik. Senin şey var mı gibi kardelen bu? Iceberg mi? He. Ama bizim bu azıcına ayıran iki kişiyiz. Abin geri geç geldi mi o yer. Belki bunu istemezse kadına. Bence bu yeterdi bize. Pilav yapacaktık. Ben mallara bakarkana kardelen. Anne benim fasulye pek canım istemiyor. Karnım farklı bir şeyler canım istedi dedi. Hadi dedim dolapta. O da neden oldu yufka ıslattığın için. He. Genellikle de yufkanın yanında böyle kıyma falan kavuruyoruz ya. Öyle canım istedi. Normalde yeşil fasulyeyi severim ben. Ama niyetli olduğumdan işte böyle hindi kıymasına kavurdum. Domatesli, biberli. Burada da yeşil fasulyemiz. Şimdi onların da altını açtık. İftar saati yaklaştı.
Burada da cacık var. O da buzdolaptaydı. Onu da koyarız. Normalde bugün cacık yapmazdık çünkü hoşaf olduğu için. Teyzem arayıp sordum neler katalım diye. O yeşil soğan dedi, domates dedi. Ama bir havuç, ondan sonra mor lahanayı koymayı tercih ettik. Değil mi? Yeşil soğan. Şimdi mübarek günde o kokar da, bu da mide inşallah rahatsızlık vermez. İnşallah. Annemin altını kapatıvereydin annem, o ısındıysa. İkisini kapatayım madem. Bugün özel bir çorba geldi. Daha henüz annem görmedi. Gördüm. Gördün mü? İçeri girdin mi çorbaya? Duştan çıktıktan sonra içeri zopaya bakmaya gittim, yanıyor mu ki diye de. Ona o zaman gördüm zopanın üzerinde, değil evet, mi? Evet. Annem bayramda kelle paça temizlediği zaman babaannem bile de vermişti. O bizdekiler bitti sanırım. Annem pişirdi ama babaannem pişirmemiş. Bizde yok. Neyse bugün onu pişirmiş işte emmim için. Normalde kendisi yemiyor. Anneme de getirmiş bir kase. Hatta şey dedi, annenin tarifi gibi yaptım dedi. Bakalım iyi oldu artık bilmiyorum dedi. Ben de iyidir dedim. Ve güzel gözüküyordu ya. Küçük küçük doğramış. Piştikten sonra sarımsağı da içine girdim. O tat veriyor. Ama o da lezzetli oluyor canım ya. Ben de tam tersine işkembeyi çok seviyorum. Bugün de hatta işkembe pişirmeyi düşündük. Buzdolabı annem aradı taradı ama bulamadı. Demek ki yok, bitmiştir. Damadan ev çıksın da ya tembe ettirem Yakup abim ya. Ay, dan işkembesi almasak, kuzu alsak. O da güzel oluyor şey ya. Gibi, yağlı kılık ben gibi. Temizlerim kendim. Ne var? Tamam, oturur başına temizlerim yani. O zaman şehre gittiğimizde kasaptan alırım. Alıver. Oruçluyken yine temizlerim ben onu. Oruçluyken yine temizlerim. Onun temizlerken bana göre kötü bir kokusu olmuyor da pişerken kokusu ağır oluyor. Düdüklüye falan vurulduğunda. Şu porsumuş biliyor musun? Sonra rendeledim. Limon ver anne bir tane be. Çıkarmamışım herhalde. Limon, limon. Bunun salat yukayla iyi gider kardelen bu. Bir de fasulye yemeye. İyi ki pilavı pişirmemişiz. İyi ki. Yarın da buluruz bir menü. Allah kerim. Yarın da ben şimdiden buldum. Nasip olursa bir iş çıkmazsa yapalım. Yapacağız. Ateş yakalım. Hadi. Ateş yakalım derken mangal demek istemedim. Takipçilerimiz anlar. Bükme. Katmer sabah yapmayın. Sadece bükme yaparız. Şu tuzunu da katalım. Şimdi karıştıralım hemen. Kaç dakika kaldı annem? Bilmem. En son 15 dakika vardı. Daha vardır ya. Salça güzel göründü. Onu poşetleyeyim de dolabı koyayım gale. Dışta durmasın. O da var. Yarın o yıkandı. Yarın da onu yaparız. Yani sen bükme dersen evet, olmadı. Bükme olursa o da olmaz. Şu an bunu böyle gören marulun beyaz kısmı sanar. Biz içine diğerlerini de koyduğumuzdan anlaşılmayacak. O gün teyzem bildeki sadeydi. Varsa bir içinde sanırım havuç vardı, yoksa o da yoktu herhalde. Hatırlayamadım şu an ama tadını ben gerçekten de çok beğendim işte. Çöp izleyelim ama. Var burada. Şimdi çoğunu poşetin içine katalım. Evet. Bunları tavuklarımız yiyor. Maşallah dün mü evvel gün 14 yumurta aldıydım. Ya. Bizim de rekor 14 o zaman herhalde. Ona şükür, ona şükür. Hayır, bunu iyi niyetle söylüyorum. Hayır, yani, ona şükür diyorum ben de. 15-16 aldığın oldu mu ben bilmiyorum, aldıysam bile. Olmadı herhalde kaldırdım ya. Emin geçen günü 24 mü ne dedi ya. Evet, onlar ne? 26'yı gördüler. Wow, maşallah. Evet.
Şunu süzem de kardelen. Deresinden yiyecek mi? Yiyeceğim. Ben bir kaseye katayım kendime. He. Sen de bardakta iç istersen. O zaman dur o zaman. Şöyle ki hoşafı böyle bardakla içmek güzel oluyor ama ben tanelerini de seviyorum. Getir bu yüzden. Zaman. Şurada tuz kalmış, onu bir kenara alıvereyim. Gelir kaba tuz da. Biliyorum işte. Tamam anne, yeter yeter. Biraz daha koysaydın yani. Niye? Hoşaf. Yeter olur. Belki ben üstüne içerim. Kız o kaşıkla cengi, onda diş edi verirsin. Beşliğini gerek de doldur aynı şeyi. Şu an karnım aç olduğundan. Sanki doymayacakmışım gibi oluyor. Saçlamışsa babuna cam açık değil, değil mi? Hayır. Evet, biz artık yemekleri de götürelim, içeriye geçelim. Bunu tabağa da tenle götürem ya. İçeriden ula tamam ki. Fark etmez. Sen evet, ben tabaklarını ya koymuştum. Sen yemeği al gel. Tamam. Yine bir 5 dakika kadar oturduk yani. Sofranın başına beklemiş olduk. Artık son 2 dakika. Ne? Ne oldu? Nereye bulsam ki diye baktım. Şimdi sen çorbayı alacaksın ya. He. Onu yerine koyarız. Sen yemedin değil mi kelle paçadan? Alırsan bir kaşık alırım. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bunun üzeri kaymaklaşmış. Sıcak olduğu için. Bu şekilde. Kız yinmem bu. Emin dedi durdu ya aşağıda. Kardelen onun kasesi 100 milyon 100 TL diye. Evet. Sen omlette oldun da bilene. Ne almaya gittim ben? Yayla çorbası gibi çorbaydı değil mi? 80'i aldıydı. Hmm. Güç yani bu senetiş gibi orada daha pahalıdır. En güzel yeşil fasulyemiz. Dur. Getir annem. Bugün de iftar menümüz böyle oldu. Şükürler olsun. Aynen, gerçekten şükür. Küçük şeyler koyuyor sofraya. Allah nimetlerin eksik etmesin. Kimse aç bırakmasın. Ay, bacaklar beni sürmüş galiba. Sürmüş. Çatal mı, diri mi yok kardelen? Şey, tabağın altında kaldı. Bak, tabaktan ıslattık, hazır oldu yukamız. Evet. Şıkı düğümü etmişim bir de ben bunu açabilirsem. Suyu da şuraya koyayım. Gülüyor mu? Köpek sesi geliyor. Bak, yumuşacık olmuş. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şimdi davulacak. Bak. Ben de bunun çikolata çalıp yemeyi çok seviyorum. Evet. Ben de senden alıştım. Pide ve yufkaya çikolata güzel gidiyor. Siyah şişi denedim. Onun pek tadı olmuyor. Ama çikolatayına daha bir güzel oluyor. Evet, artık bir videonun daha sonuna geldik. Annem de kolunda saat varmış sanırım. Ha, ona baktım. Şöyle bir kaç baktım. Dakika kalmış diye. Eli kulağındadır artık ya. Aa, ben iki demiştim ama. Duruyor kardelen. Merak ettim anne, senin telefondan bakacağım. Videodayken saati göremediğim için. 17 geçiyor. Daha iki dakika varmış. Biz... İki dakika, o bir dakika şey olarak okunacak.
okunur yani. Ama umarım. Neyse biz artık videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyoruz. Aha, ve okundu. Gördün mü benim saat ileriyor. Ha, olabilir. İleri oluyor değil mi? Evet, ileri demek ki.